Sıla Hanım, 20. Lütfen beni atmayın. Ben enerji uzmanıyım. Ah, siz adamı mısın? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız inşallah? İnşallah iyiyim. Odada güzellikler kokuyor, kokuşuyor odada. Mis gibi güzellikler kokuyor. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Mis gibi kızar. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Saat gecenin 4'ü. Sabah olacak. Sendeki bu enerji ne? Ben enerjiyim ama enerjik bir ponçiyim ben. Öyle söyleyeyim size. Hatta ve size şöyle söyleyeyim kızlar. Hepimiz enerjik olmalıyız bence bu saatlerde. Şimdi bir saniye. Evet. Neden bronzsun? Neden bronzsun? Tamam, neden bronzsun? Önce bunu söyle. Kitty hoş geldin Kitty. Hoş bulduk. Size ben bir tane şarkı... Ne oluyor? Size bir tane şarkı yaptım. Dinleteyim mi hemen şimdi doğaçlama? Hemen. Tamam. Kitty... Kulağımız patladı. Tamam, özür dilerim. O zaman... Lobby'ye girdim... Bu gece üç tane güzellikle Allah'ım cennette miyim ben yine benimle Sılacım naber kendi hanım naber Hello Kitty, hoş geldin Kitty. Bu lobi kilitledi. Şak 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 şak. Bitti arkadaşlar. Bu arada, evet. Bu arada şunu söylemeliyim. Sesin çok güzel. Uydurmuşsun, kurgu mükemmel. Seni arkadaş ekleyeceğim. Aa, arkadaş olur muyuz peki gerçekten de? Peki gerçekten de. Evet olurum. Evet olurum. Sen kaç yaşındasın? Siz kaç yaşındasınız? Umurumda değil şu an. Oha harbi mi? Ben söyledim. Sıla sen kaç yaşındasın? Ben sordum. Ha. Ece sordu. Ben söyledim. Önce kaç? Ay, sağ lobimden. Ay lobi demişim. Lob pardon. Biraz önce beyin lobu çalıştık da. Sağ lobumdan ağrı girdi. Ne kadar da bilgiliyim. Hadi kaç şey yaşındasın? Aga siz bir şey söyleyeceğim. Sıla sen kaç yaşındasın? 17. Hepimiz 17'yiz. 17 mi? Yani 24 falan bak. Başta girerim. 20, yok 24 de değil. 28 falan. 29 olabilir. 26. Yani 28-30'um ben. Yani. Ama hayat enerjin yüksek. Hani. Benim enerjim çok ve yüksek ben... şimdi. Evet. Yaş pek önemli değil ya. Falan. Abi çok sevdim. Hoşuma gitti. Evet ama. Ben insan severim. Evet ama abi kardeş olarak sevdim. Tabii canım. Bir şey diyeceğim. 1,5 dakika içinde aşık olmadım sana. Emin olabilirsin. İstersem oldurturum. Orası ayrı konu da şimdi 17 yaşındasın ya o yüzden o kardeşimsin yani. Sen abi, 24-25 olacak. Abi yapma şimdi aşk acısı çekemem. Ha, aynen öyle. Sen bir 24-25 olsaydın ben şimdi bak neler yapıyordum o lobide de. Allah'tan hani yaşın küçük. Ne komiksin öyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim size o zaman. Enerjik olaraktan yani. Enerjik olarak. Öyle. Ne? Şimdi enerji dolacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hı. Dediklerimi tekrar ediyorsunuz. Tamam mı? Ne dedi? Ha. Dediklerimi tekrar ediyorsunuz. Tamam. Bok da çıkabilir. Bak şimdi. Enerji kapılarımızı açıyoruz. Ve derslerimiz, işimiz, işte okulda hoşlandığımız çocuklar falan hepsi bize geliyorlar böyle. Trabzon'dakiler de geliyor mu? Trabzon'dakiler de geliyor mu? Gelir. Enerjimizi açalım pozitif olalım. Vallahi. Abicim sen tamam şeydi. Açtık. Açtık. 17'yim ben 17. Tekrarlamanız lazım ama. Tekrar mı ediyoruz? Evet. Abi içimizde ne dersek beni daha iyi olur. Ama olmaz ki enerjimizi dışarı vurmazsak nasıl olsun ki? Bir şey diyeceğim. Hangi şehirdesin? Önce onu söylemelisin. Trabzon. Hayır yalan. Ciddi misin? Trabzon kalkınmadayım.
Öğrenciyim. Yalan. 30 yaşında öğrenci misin? 28 yaşında öğrenci misin? Ne var ki Allah'la? 30 yaşında ne var? Öğrenci olunmuyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Biraz kartın çıkmış ama sen bilirsin. Yo, kartın falan çıkmadı. Daha taptazeyim. Senin ablan falan var mı güzellik? Ablan falan var mı güzelim? Onu söyle. Ha, var. Olmaz mı? Olmaz mı? Hepimizin var. Vallahi var mı şöyle 25-26? Seç beğen al. 26 20, var bende bir tane. 24 var. Güzel mi? Güzel mi? Ablamızı satmayacağız şu an. Ablanı bir uyandırabilir misin yani? Ama elhamdülillah güzel. Bir versene kulak. Ne işle meşgulsün ona göre ayarlayacağım. Yazılımcıyım ben. Dur bekle. Ne işle meşgulsün? Yazılımcıyım. Abim de yazılımcı. Abini verme, kaç ablana milyar ver. Kazanıyorsun? Kaç milyar kazanıyorum? Ayda 10 bin lira. Abim daha çok kazanıyor. Kaç para kazanıyor? Kan diye söyledim. 22. Ama bir de benim Sodexo'm var, ticket'ım var. Onu yemek yemelik. Abimde de var. Özel sigorta da var. Bize şirketten laptop da verdiler. Onu ne yapacağız? O bizde de... O bizde de var. Ya, bence çok yarışmayalım bu konuda. Ya kardeşim sen ablana versen sen burada bir aşkın katili olma yolunda ilerliyorsun yani. Şimdi dur. Yaşın kaçtı tam olarak? 29. Of. 29. Of. 29. Hangi şehirdesin? Trabzon, kalkınma. Orada gerçekten yaşıyor musun şu an? Orada yaşıyorum. Üniversitede kaldım. Bir tane bitirme projem duruyor. Bir de burada peki, projede kaldım. Sinopluyum. Ha tamam öyle desene. Siz neredesiniz? O zaman Adana. Sıla sen konuş ben geleceğim. Tamam. Evet adın neydi? Adım Ergün. Neden Leyla Seyki? Ya bu bizim kuzen açtı bana bu hesabı. Küçük daha çocuk. Hmm. Onun hesabına takılıyorum girdim işte. Ablanı vereceğim mi vermeyeceğim onu da söyle de bekletme beni. Yani yine muhabbet edelim ama. Ablamı yani şu an niye vereyim ki dur bir düşüneyim. Sadece şunu diyeceğim. Ablam da PUBG oynuyor. Tamam bir tanışacağım ya Allah Allah bir şey yapmayacağım ya. Benim gibi enişten olsa var ya sırtın yere gelmez kızım sana öyle söyleyeyim yani. O kadar eğlenceli Luna Park'a falan gideriz sürekli öyle. Abi ben de yaşım var hani Luna Park'lık değilim. Ya orası o kadar ama... da kandıramazsın. Ya niye canım ya? Bir saniye dur. Makara bir enişteyim yani. Şöyle ID'sini mi versem? Yo direkt odaya çağır. Odaya çağırsana direkt. Ablam diğer şehir, başka bir şehirde, diğer şehir diyorum. Tamam, lobiye çağırsana yani oyunundaki lobiye. Oyunda değil şu an ve aynı evde değiliz. Ablam peki nerede tam olarak, hangi şehirde? İstanbul'da. Ben de şaka yaptım işte, ben de İstanbul'dayım. Trabzon'da değilim, İstanbul'dayım ben. Al işte, gözümden düştün şu an. Özür dilerim ya. Tak. Aynen, yok gitti. İstanbul'da ablan ne iş yapıyor? Gitti bir kere. Ya vallahi kusura bakma ya. Ben sizi Trabzon'da duydum yok, ilk etapta. Yok bir şey diyeyim. Neden Trabzon'a o kadar salladın o zaman? Sallamadım. Bir ara oradaydım çünkü gerçekten. Yok Trabzon kalkınma yok. Üniversite hala falan filan. Ya işte orada ters oldu. Ben yalandan hoşlanmıyorum kardeşim. Ben de bayılmıyorum abiden da. Abiden kardeşime düşürdüm seni. Ya bir şey söyleyeceğim. Ablam burada ne iş yapıyor peki İstanbul'da? Hemşire. ne nasıl bir hemşire yani onu anlayamadım. Sağlık korona hemşiresi mi? Sorumlu hemşire. He? Sorumlu. Bir şey söyleyeceğim. Ablan evde mi kaldı? Ablam çok isteyen var. Ablam fazla isteyen var özellikle. Neden evlenmiyor? Ablam kendi kriz. Diyor ki ben kafama göre birini bulmaktan sonra niye evleneyim ki diyor. Ablanın burcu ne? Burcu ne ablanın? Başak. Bulamaz ki kafasına göre birini. Yani Başak burcu da hayır şimdi şöyle bir şey istiyor diyor. Ablam feminist ama feministin doğru feminist. Şimdi herkesin feminist olması lazım. Yalnız bir doğru feministlik var bir de yanlış feministlik var. Yanlış olan kadını yücelten erkeği aşağılayan bu yanlış bir düşünce. Aynen öyle. Diğer taraftan kadınla erkeğin eşitliğini erkeğin savunan yani hem erkeği hem kadını savunan taraf doğru taraf ve ablam bunu bir şey savunuyor. Sorabilir miyim kardeşim? Ama hep Sıla'cığım. Feminist ne demek tam olarak? Feminizm kadın ve erkeğin haklarını savunan bir müessese. Müessese uygun oldu. Ama genellikle feminizm yani şöyle olur. Ablan hani evlenince feministlikten vazgeçmesin sonra. Ablam öyle bir kriterde bir insan değil. Bir şey diyeceğim. Bir kriter vardır. Öyle evet. Bir insan değil. Bir şey söyleyeyim mi? Ben neyse o bir kere öyle. Ablanın kriteri nedir mesela? Nasıl yani az çok ablan, az çok biliyorsun yani nelerden hoşlanacağını, nasıl bir erkekten hoşlanacağını. Ya
Şu an ablamla bilmiyorum ne yapacaksın, ne yapacaksın ki yani. Nasıl ne yapacağız? Ya o hayır yani hayır, o kadar detay anlatmayayım. Şu an çok umutlandın. Hayır. Dayak geliyor. Yok yok, şaka bir yana da hani niye ya, kendime güveniyorum. Ablanın da gerçek ruh eşinin de ben olduğunu düşünüyorum yani şu anda, yalan yok. Ben de feministim. Sen daha ablanı görmedim. Ben feministim. Görmedin mi? Sen ablana birini mi buluyorsun? Galiba öyle bir şey oluyor. Yapma. Niye yapmasın? Ablası güzel kanka mi? Ablam da... Evet. Çok mu güzel yani, o denli mi? Evet. O denli mi? Bak şimdi merak... Güzelliğe mi bakıyorsun? Eksi puan. Hadi git. Biraz önce de Trabzon'da yaşamadığı çıktı bu arada. Eksi 5 puan da ben verdim. Gerçekten mi? Eksi kaç oldu? Eksi neredeyse 10 falansın şu an. Yani bayağı düştün. Ben ama ben de feminist. Sen çok şeysin. Ne? Sen çok şeysin. Biraz önce şarkı söyledim falan. Sen sanki çok şeysin. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar... Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ablan şu lobiye gelsin. 10 dakika ver bana. 10 dakika içerisinde bana evlilik teklif etmezse ben de adım Mustafa bir şey olmasın. Ablam dünyanın en zor adım insanı. Adım Mustafa mı? Adım Mustafa. Evet. Adım Mustafa mı? Evet. Bir an önce Mustafa demedin. Ne dedim ki acaba? Demedin. Ergün mü dedim yoksa? Hayır. Evet, Ergün dedin. Tamam, Ergün Mustafa. Yalan. -25 falan oldun, haberin olsun. Hiç güvenmiyorum. Hani şey yani o kadar güvenmiyorum ki sana, ablamın ID'sini verecektim asla. İşte bu yalanlarla ablanın böyle burnundan gireceğim böyle her yerinden böyle, anladın mı? Onu kandıracağım işte, anladın mı? Tavlayacağım i̇şte onu. İşte abi. Ha, ay sessiz söyledim bunlara. Bu sözü gitgide 40 yaşına gidiyor. 40 yaşına mı gidiyor? Eksi. Uhu. Ne bileyim. Nasıl 40 yaşına gidiyor ya? Bilmiyorum. İş şimdi bacım şöyle ki. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim ben. Babam çok parası var babamın. O kadar para var ki ne yapsak diye düşünüyoruz. Geçen kendime gittim Lipton Ice Tea aldım bir tane. Kutu olanından aldım ama. Fakir gibi bir litreliğinden almadım. Kutu olanından. Aynen öyle. Asitik açmasın diye. Babama da dedim, yazdırdım bakkala, markete yazdırdım. Babama yazdırdım. Babam da ödüyor. Yani o konuda birazcık rahatız yani. Aile olarak rahatız. Yani, bayağı iyisin bu araba. Bir tane bana ısmarlarsın artık. Ismarlarım, ayıp ediyorsun. Ablana şöyle söyle. Ablan gerçekten hayatını yaşamak istiyorsa ona söyle, aklının başına alsın. Beni bulsun. Beni bulsun. Adın ne? Dedik ya, Ergün Mustafa dedim ya. Ya Ergün Mustafa dedim ya. Sen nereden bulsun? Hesabını ver. Efendim? Instagram hesabını versene. Instagram kullanmıyorum, delikanlı bir erkek gibi. Yalan. Delikanlı erkeğin Instagram'ı olur. Fakat 100 takipçisiye 100 takibi olur. 2 tane de fotoğrafı olur. Adam akıllı, uslu uslu orada. İşte ben öyle olmuyordu. Benimki öyle olmuyordu. Ben her gördüğüm kızı arkadaşlık isteğe gönderdiğim için Instagram'ı da kapattım. Demek ki senin ruhunda bir şerefsizlik var. Nasıl? Vay vay. Ayıp oluyor ama. Bak açık sözle geliyorum. Tamam da açık geliyorum ben siz oradan. Estağfurullah. Şimdi şöyle. Ama siz oradan bana hakaret boyutuna geldiniz. Her kıza her hakaret değil. Evet. Her kıza istek atıyorum diyorsun. Evet, ya düşerse diye sen atıyorum. Sen şimdi ablamla o zaman sen şimdi ablamla tanışmak istiyorsun. Daha sonra başka bir kız düşer mi? Hayır, ablanla tanıştıktan sonra tövbe. Namaza başlayacağım ondan sonra. Tövbe çekeceğim, tertemiz. Yeniden hayata başlayacağım. Ama abla... Her şey çocuk olun, ablam mı? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ablana bir şarkı yaptım var ya şu anda. Öf diyorum ya. Dinlese var ya, ayakta şey... Bir söylesene, biz ekran kaydı alıp ona atarız. Çok etkilenir diyecektim. Bir dakika dur, bekle, ekran kaydını başlatacağım. Bir saniye bekle. Hadi başlat hadi. İsmi neydi ablanın? Başlattım. İsmi neydi ablanın? Ablanın ismi neydi, konuşsana. Funda, Funda abla, merhaba. Feminizmin bayramını kutlarım senin de. Umuyorum ki bu yapılanlar artık son bulsunlar. Ben de seninleyim. Ben de daha güçlü bir Türkiye için ben de varım. Sokaklara maskesiz de çıkmayalım arkadaşlar. Maskemizi takalım, koronadan da korunalım. Çünkü koronadan korunmanın yolu öncelikle kendimizi korumaktır. Topluluğa çok fazla girmeyelim, bulaşmayalım. Maskemizi de takalım. Uvu. Funda'ya da buradan sevgiler. Doğum günü kutlu olsun Fundacığım. Kapat. Kapat. Oldu mu?
Etkilenir mi? Oldu. Kesinlikle etkilenir. Bence bir şarkıya girmeliydin. Köşe köşe gelir. Harbi mi? O kadar mı diyorsun? Şarkıya girmeliydin. Tabii bak, canım. Bu sözlerden sonra bir dıngır dıngır yapsan kesin gelirdi. Hayır, bir dıngır Funda... tutman lazım. Tamam, arayın o Funda'yı gelsin buraya. Benim canımı sıkmasın. Vallahi sıkıntıya girerim ha. O nöbet tutuyor şu an. Nöbet mi tutuyor? Hı. He, hastanede nöbet tutuyor. Anladım. Yer hastanede tutuyor. Başka nerede tutsun? Ne bileyim ablanım. Bir şey söyleyeceğim. Nöbet tutuyor da telefonuna sürekli cebine telefonu koyup böyle bakıyorlardır onlar böyle. Böyle böyle yapıp tekrar cebine koyuyorlar onlar. Ben biliyorum. Ablam. Nasıl yapıp? Böyle böyle çıkartıyor cebinden. Yan cebinden çıkartıyor telefonu. Böyle bakıyor. Böyle böyle yapıyor. Tekrar böyle koyuyor cebine. Tamam da şimdi ablamın çalıştığı yer normal hastane olsa koysun. Korona hastanesinde bir, oranın sorumlusu iki. Hiçbir şekilde vakti olmuyor. Sadece 2 saatlik bir vakti var. Onda da 1 saat PUBG oynuyor, sonra 1 saatte uyuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi ben sana? Şimdi bu telefonu kapatacağım. Bu telefonu kapat. Gideceğim dışarı, korona kapacağım. Ablanın da hemşire olduğu hastaneye gideceğim muayene olmaya. Ablan da oradayken. İşte hayat da bizi böyle karşılaştı. Yaklaşmıyor. Yaklaşmıyor direkt korunulanlara. Direkt hemşire veriyor. Siz buraya gidin, siz buraya gidin. Yo, ben açarım maske suratına hapşırırsam ne olacak? Hapşır! Dersem. Bir şey diyeyim, oranın bir güvenliği var. Ablama takıntılı. Benim de bir herhangi kalbim var ama. Herhangi bir hastayı ya da şeyi yaklaştırmıyor yana, direkt dövüyor. Hayır, dövüyor ciddi mu? Bir olay ve beni de rahatsız eden bir şey. Aynen. Hani böyle rahatsız edici bir olay. Kendisi de istemiyor. Ben niye şu an bunu anlatıyorum? Neyse, al bu bilgini, ne yapıyorsan yap. Bir şey söyleyeceğim. Dövüyor kısmını anlayamadım da ben de Aikido biliyorum çünkü. Onu geçtim. Şunu soracağım. Ablan, hanımefendiler, ablan, ben iyileştiğimi varsayalım yani. O zaman da mı böyle olacak yani? Yarın bir gün evlensek beni de mi dövecek yani? Hastalandığımda. Evet. Kim kimi dövüyor? Hayır ablam dövüyor demedim. Şey dedim. Ben gidiyorum. Benlik. Uyuyacak mısın? Bakacağız. Ne, o ne demek? Bakacağız. Gelirim. Uyumazsan gelirim. Sıkıldım sizden. Nereye? Uyumazsan gelirim. Hadi nereye gidiyorsunuz geç. Uyumazsa? Başka birilerine. Beni de getirseniz onu. Sıkıntılarımız var bizim. Erkeklerin rollerine gidiyorsunuz değil mi siz? İyi, onlar bize gelsin. Biz niye gidelim? Sen de adamım ya. Hayırdır yani. Anladım. Siz de haklısınız. Geliyor Mete 2 dakikaya. 2 dakikaya. Mete mi geliyor? Tabii canım. Geliyorum dedim ben. He. Sen şey yapıcı bul. Bul. Sıla, senden hoşlanan bir şey söyleyeceğim. Sizden hoşlanan bir tane çocuk var mı? Çek buraya, ne kadar aşık, bir test yapayım ona. Yok, kimse bizden hoşlanmıyor. Kimse bizden hoşlanmıyor. Biz hoşlanıyoruz. Anladım kardeşim. Onlar da bizden hoşlanmıyor. Aramızda da kilometreler var. Anladım kardeşim. Kilometre. O zaman Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Ablana çok selam söyle. Ona aşık bir insan yaşıyor bu dünyada, haber olsun. Tabii ki. Atacağım videoyu. Tamam, ben görüşürüz. De söyleyeyim mi ablama? Sen de söyle bakalım hangisi bye. Dönüş yaparsa artık. Sen de söyle. Ya Allah'ım. Sen de ablanındaki. Benimki de manitası. Ne? Benimki de onun manitası var ya. Ayırırız, problem değil o. Ayırırız. Onu hallederiz. Bizim çocuk arkadaşları ben dövdürtürüm sana... manitasını. Ben de öyleyim ha. Sevdiğim mi? Sevdiğim mi var ya, peşini hayır, bırakmam ha. 30'da. Öyle söyle. 30'da mı? Onun da sevgilisi 29 yaşında. O mu döver, ben mi döverim peki? Ses sonundan. Kim döver? O döver. Zaman Allah'a emanet olun, görüşürüz. Döver diyorsa da döver yani. Şimdi yalan da yok yani.